Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli bülbül yuvası tarifi hazırladım. Bu tarif çok güzel arkadaşlar, mutlaka deneyin. Bayramda sevdiklerinize ikram edin derim. Tatlının ilk olarak şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için tencerenin içerisine 2 su bardağı şeker, 2 su bardağından 1 parmak fazla su ilave edelim. Böyle biraz fazla su ilave edelim. Üzerine birkaç tane de bu şekilde limon tuzu ilave edelim, karıştıralım. Eğer limon tuzunuz yoksa 4-5 damla normal limon suyu sıkalım ve şerbeti karıştırıp 10 dakika kaynatalım ve soğumaya bırakalım. Tatlının hamuru için yoğurma kabının içerisine 125 gram tereyağı veya margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt ilave edelim. Benim bu verdiğim ölçülerden 22 adet çıktı arkadaşlar. Eğer fazla yapmak istiyorsanız bütün malzemeyi yumurta hariç iki katına çıkartabilirsiniz. Üzerine bir adet de yumurtanın beyazını ilave edelim. Bir paket vanilya şekeri ilave edip bu malzemelerin hepsini birbirine yedirene kadar karıştıralım. Böyle güzel karıştırdıktan sonra üzerine ilk etapta 1 su bardağı unu ilave edelim. Unun üzerine de 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ilave edelim ve güzel yoğuralım. Üzerine gerektikçe un ilave edelim. Ben 2. su bardağı unu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ettim. Birden 2. su bardağı unu dökmedim arkadaşlar. Böyle kontrollü bir şekilde ilave ettim. Gerektikçe un kullandım. 2. su bardağı unu da komple ilave ettikten sonra baktım biraz daha hamurum cıvık. Üzerine 2 yemek kaşığı daha un ilave ettim. Ama unun böyle tepeleme değildi arkadaşlar. Normal yemek kaşığıyla normal boyutlarda bir un kullandım. Böyle kesinlikle tepeleme yapmadım. Hamurun kıvamının katı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Çok aşırı cıvık da olmasın. Gayet dikkatli bir şekilde ununu ilave edin. Bu tatlıyı burada benim için kızım yoğurdu arkadaşlar. Kolumdan rahatsız olduğum için kızıma rica ettim. O hazırladı sizler için. Kendisine buradan teşekkür ederim. Böyle 2. yemek kaşığı unu da ilave ettikten sonra hamura güzel yedirelim. Bakın böyle gördüğünüz kıvamda yumuşacık bir hamur olacak arkadaşlar. Ununu fazla ilave ederseniz şerbet koymaz içerisine. Dikkatli kullanın. Yoğurduğumuz hamuru birisi büyük, birisi küçük olacak şekilde iki parçaya bölelim. Büyük parçayı masanın üzerine unlayıp merdane yardımıyla fazla inceltmeden biraz açalım. Böyle gördüğünüz boyutta oldu mu yeterli. Çay bardağının ağız kısmıyla da bu şekilde hamuru keselim. Böyle hamurun her tarafını bardakla keselim. Sonra kenarlarını çıkartalım. Ve hamuru tepsinin üzerine kestiğimiz parçaları bu şekilde aralıklı sıralayalım. Ayırdığımız küçük parça hamurdan böyle küçük bir parça kopartalım. Ve böyle elimizle oklava şeklini verelim. Sonra onu daire şeklinde kapatıp kestiğimiz tatlının üzerine bu şekilde koyalım. Yine aynı şekilde küçük bir parça kopartıp parmak uçlarımızla hamuru uzatalım. Böyle daire şeklinde kapatıp hamurun üzerine alalım. Ve ortalarına da böyle birer adet ceviz yerleştirelim. Bu şekilde bülbül yuvamızı oluşturalım. Aynı şekilde bitene kadar devam edelim. Biraz önce de söylediğim gibi bu ölçüleri iki katına çıkartıp hazırlayabilirsiniz. Benim bu verdiğim ölçülerden 22 adet tatlı çıktı arkadaşlar.
Kenara ayırmış olduğumuz yumurta sarısını da çırpıp tatlımızın üzerine fırça yardımıyla sürelim. Önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayarda tatlıyı 40 dakika pişirelim. Tatlı fırından çıktıktan 2 dakika sonra tatlının üzerine soğumuş şerbetin tamamını dökelim. Siz de bu tatlıyı gönül rahatlığıyla deneyip bayramda sevdiklerinize ikram edebilirsiniz arkadaşlar. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tatlı. Baklava açamıyorum, böyle kolay bir tatlı arıyorum bayrama diyorsanız bu tatlıyı mutlaka deneyin de. Tatlı şerbetini çektikten 2-3 saat sonra servis edebilirsiniz. Hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlı arkadaşlar. Bakın size içerisine şerbetini nasıl çektiğini de göstereyim. Bülbül yuvası tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.